Herkese merhabalar. Geçiş Oyunu kanalının Dünya Kupası öncesi programına hoş geldiniz. A, B ve C gruplarını konuştuk. D grubuyla devam edeceğiz. Fransa'nın olağan şüpheli olduğu grup. Danimarka, Tunus ve Avustralya var Fransa dışında. Mert abi öncelikle ufak bir girizgah yaptım. Tekrardan hoş geldin. Eyvallah Sercan'cığım. Yani bakalım, bekliyoruz biz de. Bir an önce gelse de şu Dünya Kupası. Otursak şöyle bütün boş vaktimizde maç izlemekle geçirsek, bir an Evet. önce şu unuttuğumuz grupları sahada bir görsek, ne Evet, evet. kadarını anlatmamışız, ne kadarını doğru analiz etmişiz, Evet. doğru aktarmışız, onu da bir an önce görsek diye umut ediyoruz. Tabii abi. Şimdi dilersen Fransa ile başlayacağız. Fransa biliyorsun sakatlıkların ve kadro seçiminin gölgesinde geliyor turnuvaya. Bir önceki Dünya Kupası'nın aslında kadronun ana iskeletinde yer alan Pogba, Kante gibi isimler sakatlıkları nedeniyle yok. Döşan'ın bazı seçimleri çok fazla tartışılıyor. Bir Döşan diyorduk ama galiba Döşan deniyormuş Fransızca'da. Birçok oyuncu alınmadı. En son Nkunku'nun sakatlığı oldu. Antrenmanda Kamavinga sakatladı Nkunku'yu. Benzema zaten Ballon d'Or'u alıp milli takıma döndü. Bir önceki Dünya Kupası'nda takımın forveti Giroud'u. Giroud'dan o pozisyonu da aldı. Tüm bunların aslında çerçevesinde sen İncelediğinde Fransa milli takımının kadrosunu, hazırlık performansını ve turnuvadaki akıbetini ne görüyorsun? Valla sen güzel bir özet yaptın. Birkaç cümle daha etseydin sanırım benim konuşmama gerek Ya kalmayacaktı yok abi, zaten. yok abi, estağfurullah. Ben sadece pas atmak için sana ufak bir girizgah Ya yaptım zaten. Fransa çok garip bir biliyorsun milli takım. Yani öyle bir milli takım ki hani kaos, başarısızlık, skandal gibi böyle negatif kelimeleri de ya da işte kadro kalitesi, geniş oyuncu havuzu, son dünya şampiyonu gibi övgüleri de bünyesinde barındıran bir takım. Ve bu da Fransa'yı bence biraz tahmin etmesi zor bir takıma dönüştürüyor. Yani bir geçiş yolundan bahsedeyim çok kısaca. 2022 Dünya Kupası'na katılma yolunda 5 galibiyet 3 beraberlikle ve toplamda sadece 3 gol yiyerek iyi bir sonuç almışlar gibi gözüküyor. Fakat 8-0'lı Kazakistan maçı hariç 7 maçta sadece 10 gol atabilen bir Fransa'dan bahsediyoruz. 7 maç 10 gol oldukça düşük bir skor hücumda. Fransa gibi alternatifli, hatta çok dünya yıldızının, birçok dünya yıldızının hücumda özellikle barındığı bir milli takımda. Ya abi gruba da baktım. Finlandiya, Ukrayna, Kazakistan, Bosna, Hersek. Yani hani Bosna'nın da o jenerasyonu geride kaldı diyebilirsek. O işte Evet. Dişçalar, Cekolar hepsi 30'ların ortasına geldi neredeyse. Böyle çok zor da bir grup değil. Üstüne de Uluslar Ligi'nde hiç parlak olmayan bir performans sergilemişler. Evet, zaten orada da 6 maçta toplamda 5 puan aldılar ve kötü bir gidişat içindeler. Aradaki 4 sene 2018'den 2022'ye kadar kötü bir 4 sene geçti onlar için. Ama yine de son şampiyon apoletiyle geliyorlar turnuvaya. Didier Deschamps'ın tabii dediğin gibi kontratında bu sene son senesi olacak. Deschamps mıdır, Deschamps mıdır? Kimse bu arkadaş çok iyi bir maalesef Monaco ile final oynadıktan beri yani hiç beğendiğim bir teknik direktör performansı göremiyorum. Ne kulüp bazında ne Ben milli takım bazında. biraz daha bir şeye benzetiyorum. Löw çok uzun süre Alman milli takımının başında kalmıştı hani biliyorsun. Ama tabii o bir Dünya Kupası aldı. Duşan da aldı. Kulüp düzeyinde şu an hani dediğin gibi çok uzun süredir kulüp düzeyinde bir başarısı yok. Uluslar Ligi'nde de Avusturya'yı sadece geçebilmişler ve Hırvatistan Danimarka'nın arkasında kalmışlar. Sanırım Danimarka ile oynadıkları son iki resmi maçta da yenildiler ve şimdi grupta da yine birlikte bayağı son dönemde karşı karşıya gelen iki takım. Danimarka'da bizim yani Galatasaray'dan Nelson'un olduğu bir takım olduğu için ayrıca bir takip edeceğimiz işte o 92'de plajdan gelen Avrupa şampiyonu takım 30 yıldır hala benzer şeyler konuşuluyor. Ya dediğin gibi çok çalkantılı bir performans. Ya gruptan çıkamıyorlar ya da final oynuyorlar, kupa kazanıyorlar. İki, yani çok keskin iki uca sahip bir milli takım. Ben de performanslarını merak ediyorum. Sen abi istersen bir kadro seçimi sana nasıl geldi son dönemdeki oyuncu performansı. Dediğim gibi belli sakatlıklar var ama yine de kağıt üzerinde yani turnuvanın en iyi 5-6 milli takımdan biri gibi görünüyor.
Muhakkak öyle. Tabii ben formasyonla birlikte geçeyim kadrolara. Tabii abi. Formasyon 4-3-3 ve 3-4-1-2 özellikle son dönemlerde Griezmann'ı forvet arkasında kullanarak 3-4-1-2 düzeniyle oynuyorlar. Önde Mbappe ve Benzema çift forvet, zaman zaman Giroud oynayabiliyor. Onların arkasında Griezmann ve 3 tane de 4 tane de daha doğrusu ikisi kanat beki olmak üzere ki kanat beklerini de genelde defansif ağırlıklı beklerden seçiyor. Yani Pavard ve Lucas Hernandez gibi. Çok kolay maçlarda belki oraya bir kanadı Coman'a atabilir. O şekilde bir Teo'yu düzenleme yapıyor. ama şu formüyle Teo'yu kesemeyecek gibi geliyor bence. Yani Teo Hernandez zaten bence şu an kadro yazılacak 2-3 isimden biri. Bir daha bir formasyon bana ilginç geldi açıkçası. 3-4-1-2 şey gibi yani Griezmann serbest oyuncu ama hani Griezmann'da Mbappe'de kanatlara depresi olabilen isimler. Aslında onlar Tabii. açıldığında belki hücumda bir 3-4-3'ümsü bir 3-4-1-2 gibi. Evet tabii bunlar dediğin gibi hani 4-1-4-1'in 4-3-3'ün amcaoğlu olması durumu gibi. Bu arkadaşların iki tanesi kanada açıldığı anda biraz daha kanat içe doğru geldiklerinde ya da böyle attacking midfielder center deriz yani FMC'ler, Evet. AMC deriz. İki AMC'li sisteme ya da iki tane kanat forvetli sisteme de dönüşebiliyor dediğin gibi. Ama yani base formasyon olarak en azından bu şekilde dizilmeyi tercih ediyorlar genelde. 4-3-3'te zaten Mbappe'nin sol forveti oynadığı bir düzen oluyor genelde. Tabii savunma özelliği yüksek bekler dedik. Bunlarla oynamayı tercih ediyor. Zaten Didier Deschamps'ın alameti farikası biliyorsun. Genelde savunmayı ön planda tutan bir anlayışa sahip. Birçok turnuvada olduğu gibi yine geniş bir kadro ile geliyorlar. N'Golo Kanté, Paul Pogba ve Kimpembe gibi önemli isimlerden sakatlık sebebiyle faydalanamayacaklar. Buna rağmen yine Rusya'da 2018'de kadrodan toplam 10 oyuncu bu kupada var. Aslında oldukça iyi bir rakam bu. Yani süreklilik sağladıkları söylenebilir ki o sakatlıklar olmasa kadronun aslında yarısı bir önceki şampiyon kadroyu oluşturmuş oluyor. Bir de senin Evet, geniş kadrodan aynen öyle. kastın aslında sahaya çıkabilecek nitelikte belki 20 oyunculu bir kadro bu. Tabii, yani hatta daha fazla bence Evet. B takımı da gelse gruptan çıkar öyle bir genişlikte bir kadro var Fransa'da. Yine dediğim gibi bu gelemeyen isimler de dahil edersek Benzema'nın da biliyorsun eskiden kalma bir Valbuena olayı var. Valbuena olayı olmasa o da zaten 2018'de de olacaktı. Şimdi de eklendi milli takıma. Yani neredeyse zorlasak 14-15 tane aynı oyuncuyla buraya gelebileceklerdi ki bu zaten 11 artı 3-4 tane de yedekten gelecek oyuncunun neredeyse 4 senede aynı olduğunu gösteriyor. Evet. Ama buna rağmen tabii işte 2018'de kazanılan başarıdan sonra sanırım başarılardan sonra gelen büyük başarılardan sonra gelen bir mental yorgunluğu mu denir buna ya da rehavet mi denir bilmiyorum ama Fransa'nın gidişi biraz öyle gibi duruyor bakalım. Gelenler gelmeyenler bu şekilde genelde dediğim gibi stoperler ağırlıklı. Beklerde biraz sorun var. Lucas Hernandez'in bir sakatlığı varmış. Ama Theo Hernandez dediğin gibi ona iyi bir yedek olacaktır. Sağ bekte Pavar gözüküyor sadece. Orada bir alternatif yok. Pavar oynayacaktır. O da aslında stoper de oynayabilen tarzda bir bek oyuncusu. Dolayısıyla yine dediğim gibi Didier Deschamps'ın önce yemeyerek sonra da ilerideki güçlü ayaklarıyla diyelim yetenekleriyle skora gitmek gibi düşüncesi olacaktır bence. Takımın yıldızı ve biliyorsun X faktörünü işte izlenmesi gereken oyuncuları hep söylüyoruz burada bir konsept gibi. Tabii burada Fransa için bir şey deyince komik gibi oluyor ama hani Mbappe ile Benzema'dan başkasını da söyleyemeyiz herhalde. Evet. Ama ben burada bir inisiyatif kullanacağım kendimce. Mbappe'yi değil de ben Benzema'yı biraz daha öne çıkarmak istiyorum. Hem Ballon d'Or'dan dolayı hem bu yaşta yaptıklarından dolayı aynı zamanda Mbappe'nin son dönemde Paris Saint-Germain ile yaşadığı sıkıntılar, sürekli polemikler, işte takımdan ayrılmak istemeleri, sürekli bebek gibi böyle bir ağlama durumlarına geçti son dönemlerde. İşte Daha Madrid'e gitme ile alakalı durumu var. O sürekli konuşuluyor zaten. yani adama Paris Saint-Germain'in anahtarını verdiler, 50 milyon euro maaş verdiler. Ve adam hala ağlıyor. İnanılmaz bir şey. Yani Yani bu da şımarıklık göstergesi herhalde. biraz herhalde abi günümüz oyuncularının biraz şeyi bu. Bir de senin az önce dediğin ne benzer işte Willy Sanyol'un bir röportajını ben hani gördüm. Gürcistan'ın başında şu an. O 90, Fransa 98'i kazanınca Fransa
2000'de de biliyorsun Avrupa şampiyonu olmuşlardı ve 2002'de aslında Dünya Kupası'nda yine favorilerden biri gibi görünüyorlardı. Orada şey diyor, takım rehavet içindeydi. Yani gelen oyuncular hani biz olduk kafasındaydı ya da işte biz başarıları aldık doyduk kafasındaydı ve ilk maçta zaten Senegal'e kaybettiler ve hani gruptan çıkamayıp hüsran yaşadılar. Son şampiyonun gruptan çıkamamayla alakalı son dönemde bir laneti var. Ben o akıbete uğrayacaklarını düşünmüyorum çünkü grupta yani iki tane zayıf takım var. Danimarka belki grup birincisi bile olabilir ama ben Fransa'nın ikinci bile olsa çıkacağını düşünüyorum. Sen benimle benzer düşünüyorsun diye düşünüyorum. Evet, yani isminin büyüklüğüne oranla verdiği güven açısından arada bir fark var Fransa için. Ama yine de kağıt üstünde favori gözüküyorlar tabii. Fakat son dediğim gibi Uluslar Ligi grubunda rakibi olan Danimarka her iki maçta da yenilerek 6 puan kaptırdılar. Neredeyse küme düşüyorlardı Uluslar Ligi'nde. Hani belki izleyenler, dinleyenler diyebilir ki hani Uluslar Ligi'ni mi ölçüt alıyorsunuz? Ama aslında durum tam olarak öyle değil. İşler zaten bu bir resmi maçtır. Şeyine büründüğü anda takımlar bunu ister istemez umursuyorlar. Zaten Uluslar Ligi'nin konsepti gereği en iyi takımlar en iyi takımlarla oynadığı için genelde orada BC takımı çıkmak gibi durumu olmuyor. Genelde as oyuncularla çıkıyorlar. Hatta fazla da değiştirmiyorlar. Gayet de ciddiye alıyorlar. Dolayısıyla Uluslar Ligi'de bir ölçüt sayılabilir. Rahatlıkla. İki maçta da dediğim gibi Danimarka'ya mağlup oldukları için gönül rahatlığıyla birinci sıraya koyamıyoruz ki ben de zaten senin de düşündüğün gibi Danimarka'yı grup lideri olma adayı olarak görüyorum. Ama tabii Fransa ile yer değiştirseler kimse de şaşırmayacaktır. 1-2 aralarında oynayacakları maçta bir galip çıkarsa buradan %99 buradan çıkacak diye düşünüyorum. Bir de X faktörü söyleyecektim. Bunu da söyleyeyim. Kante ve Pogba'nın yokluğunda bence ikisinin de oyun tarzını net olarak yansıtmasa da ben Tchouaméni'nin Fransa'nın bu turnuvadaki X faktörü olacağını düşünüyorum. Ben Monaco'dayken de izleyip çok beğeniyordum. Sonra Real Madrid alınca hiç şaşırmadım. Çünkü Tabii. bence çok komple bir orta saha oyuncusu. Benim Fransa hakkındaki düşüncelerim bunlar. Abi şimdi bakıyorum yani Avustralya maçıyla açıyorlar. Bence son dönemdeki en kötü Avustralya kağıt üzerinde. Zaten sen de birazdan bahsedeceksin. Ama orada işte aralarında oynadıkları maçta kazandıktan sonra Danimarka ilk maçını kazanıp ikinci maçta Fransa'yı yendiği anda Tunus maçı çok kritik olacak. Ve Tunus oraya bir 4 puanla gelirse Fransa'nın grup dışında bile kalma ihtimali olabilir. O yüzden ben merak ediyorum. Bir ilginç bir grup olabilir burada ama yani yine de 1-2 biraz daha belli. Belki yerleri değişir. Dilersen abi Fransa'yı bitirdiysek grubun bir diğer favorisine geçelim. Evet, Danimarka hep dediğin gibi o yaz şeyiyle anılır sürekli. İşte kumsaldan gelen, plajdan gelen geyikleriyle ama artık onlar plaja çok fazla gidecek vakit bulamayacaklar gibi gözüküyor. Çünkü iyi bir Danimarka geliyor. Geldi hatta yani geliyor dememek lazım. Onların da Dünya Kupası elemelerinde İskoçya'nın önünde 10 maçta 9 galibiyetti ve kalesine sadece 3 gol gördüklerini söyleyeyim en başta. Bu çok iyi bir istatistik bence. 10 maçta sadece 3 gol yemeleri ve 9 galibiyette buraya gelmeleri. Yine 2018'deki Dünya Kupası'nda yine Fransa ile aynı gruptaydı. Az önce sen söz etmiştin bunu. Grubu ikinci olarak tamamlamıştı. Son 16'da Hırvatistan'a penaltılarla mağlup olmuştu ki Hırvatistan da o turnuvayı final oynayarak kapatmıştı zaten. Aslında oraya geçselerdi belki çok daha ilerlere gidebilecek potansiyele de sahiplerdi. O turnuvayla başlayan önemli bir çıkış ivmesine sahipler bence. Euro 2020'de zaten Danimarka denince akla biliyorsun Christian Eriksen'in yaşam mücadelesi verdiği anlar geliyor. Oldukça yani ben hayatımda ilk defa belki de bu kadar hani birkaç defa böyle ağır sakatlık hani görmüştük. Ben hatırlıyorum mesela Okan Buruk'un bacağının kırılması, İşte İstanbulspor'da Güven vardı mesela o geliyor uça geliyor aklıma. Bunlarda çok irkildiğimi hatırlıyorum ama ya bir futbolcu sahada canlı canlı vefat etmek üzereydi neredeyse Allah korusun. Onu gördüğüm ilk defa bu kadar üzüldüğümü hatırlıyorum. Adam gerçekten milyonlarca milyarlarca insanın gözü önünde neredeyse vefat ediyordu. Tekrar ona da geçmiş olsun da bizi dinlemeyecek olsa da. O iyi dileklerimizi gönderelim. Ve o gruptan zar zor da olsa çıkmışlardı hatırlarsın. Üçer puandı bütün takımlar ve 3 puanla averajla çıkmışlardı. Ve sonradan da yarı final oynadılar biliyorsun. Uzatmalarda İngiltere'ye 2-1 mağlup oldular.
Euro 2020'nin yarı finalisti olarak geliyorlar bir yandan da. Son Uluslar Ligi'nin organizasyonunda da yine az önce bahsettik. Dünya Kupası'ndaki rakiplerinin aynı Fransa ile aynı gruba düştüler ve iki maçta 6 puan çıkardılar. Formasyon olarak 4-3-3 ve özellikle son dönemde ağırlıkla 3-4-3 formasyonunda mücadele ediyorlar. Uzun süredir Leicester'da forma şansı bulamayan Yannick Vestergaard hariç kadroya alınmaması sürpriz olan bir oyuncu yok. Beklenen bir kadroyla geliyorlar. Sakatlıksız bir kadroyla geliyorlar. Son 4-5 senedir yakaladıkları çıkış ivmesini bence kompakt oynama stratejilerine borçlular. Ama yine de takımın hücumda yine en önemli oyuncusu Christian Eriksen olacaktır diye düşünüyorum. Birkaç tane X faktör sıralayabilirim Danimarka için. Bunlardan Skov Olsen son dönemde yakaladığı sağ forvette özellikle Galatasaray'la adı anılırdı belki hatırlarsın. Evet, bir dönem. Daha Hoffenheim'e gitmeden Galatasaray'la adı anılıyordu. Höybjerg özel özür dilerim o Robert Skov'du değil mi? Şey bu Kulüp Brugge'deki Evet Skov olsun. evet. Ya Skovlar tabii ki çok fazla Skov. abi Stikov da karışır şey bir isim değil ki. Hani Christensen Andersen gibi bir isim de değil. Çok spesifik diyorsun ki bundan bir tane vardı. Bir tane Skov olması zaten bence ayıp. Bunların birinin ismi Mustafa Skov. Ki Mustafa Stikov. matematik hocası bunlara bir ayrı bir isim vermesi lazımdı. Neyse. Skov Olsen, Højbjerg ve Mele. Özellikle Mele'den çok büyük katkı bekliyorum sol tarafta. Fantezide aldım. Fantezide de aldığımız için tam da onu söyleyecektim. Bu Fantezide arada düzelmiyor. ben bugün kadromu düzelttim senin dediğin aksine. Valla ben de düzelmiyor hiçbir şekilde ve ben her şeyi deniyorum. Maalesef olmuyor, yapamıyorum Buradan kadroyu. yetkililere sesleniyoruz. Fantezi aşıkları olarak şu oyunları düzgün yapın. Yani lütfen bizi sesimizi artık bir duyun da şu sosyal ligi falan hepsini düzeltin. Ey, Sosyal ey, daha iyi da öyle söyleyeyim. EYT'ciler gibi platform kuracağız sonunda. Şey, fantezi Mağdurları hakikaten öyle. Bir de Danimarka için tabii farklı bir durum da söz konusu. Saha dışında konuşulan bir olay var. O da Danimarka'nın önce herkes için insan hakları yazılı bir formayla mağdurları. maça çıkma isteğiydi önceliği. Fakat FIFA bunu reddetti. Daha sonra da forma üreticileri Hummel'da tamamen siyah, beyaz ve kırmızı formalar üretti ve logoları ve kendi logolarını Danimarka logosu ve Hummel logosunu da tamamen formayla aynı renk yaparak dümdüz bir basic tişört edasındaki formalarla maça çıkartacağını söyledi. Ve şöyle bir açıklama yaptı kısaca hemen okuyayım onu da. Danimarka milli takımını destekliyoruz ama bu Katar'ı bir ev sahibi ülke olarak desteklemekle aynı şey değil. Katar'ın insan hakları sicili ve ülkenin Dünya Kupası stadyumlarının inşasında çalışan göçmen işçilere muamelesiz konusunda söz söylemek istiyoruz. Sporun insanları bir araya getirmesi gerektiğine inanıyoruz. Getirmediğinde de sözümüzü söylemek istiyoruz gibi. Bir aslında haklı gözüken Tam ama senlik. Tam TikTok senlik. Tam senlik evet. açıklamalar abi Yani çok kolay bir şekilde haklı gözükebileceğin bir konuyu al ama istediğin kişiye söyle, istediğin kuruma, istediğin devlete söyle. Stratejisi yine devam ediyor. Katar'ın sıkıntılar yaşadığı ve yaşattığı doğrudur. Birçok ülkede böyledir. Özellikle doğudaki ülkelerde, Orta Doğu'da insan hakları konusunda ya da herhangi bir konuda sıkıntı yaşanmaması zaten çok zor bir durum. ya zaten Burada haklı olacakları malum. sicili kabarık ülkeler bunlar. Yani Katar'a zaten şu an Netflix'te de belgeseli var. O Yani Sepp Blatter'li koyacaklardır. Yani 6.750 kişi ölmüş, yok 20 bin kişi ölmüş. Hani yalandan işte ölü sayısını da arttırarak artık ne kadar doğru gerçek bilemeyeceğiz. Onu da ben güvenilir olduğunu düşünmüyorum. abi işte 9 yıl 10 yıl ve çoğu sıcaktan öldüğü söyleniyor ve resmi rakamları birçok ölümün yansıtılmadığı söyleniyor. Çünkü güney Guardian'dan başka hiçbir kaynak yok ve bu doğruluk payı bilmem ne Yani işte Güneydoğu teyit gibi Asya'dan yerlerde de herhangi bir teyit yok yani bununla ilgili. Güneydoğu Asya'dan gelen işçiler işte Nepalli, Bangladeşli ve pasaportlarına el konulduğu hani söyleniyor. Ya zaten Katar'daki olay baştan sona tıkandı ve Katar'a turnuvanın verildiği dönem biliyorsun çok önceden belli oldu. Normalde turnuvalar 5-6 yıl gibi bir süre zarfında belli oluyor. Burada 9 yıl önce 2013'te Katar belliydi. Hani hep şey söyleniyor. Neden bu kadar bir oldu bittiye getirildi bu turnuva. Ya hepsinin zaten sonradan şeyler ortaya çıktı. Ben turnuva boyunca da birçok skandalla karşılaşacağımızı düşünüyorum ama şeye dönelim senin bu tarz şeylere
her zaman şov olarak görüp prim vermediğini çok iyi biliyorum. Bu medya, Batı medyası özellikle samimi ise Amerika Irak'ı, Afganistan'ı bombalarken de umarım insan hakları aklına gelir ilerideki süreçlerde. Farklı ülkelere de şey yapmamayı düşünürler. Yani uyarmayı düşünürler diyeyim. Bu şekilde geçelim. Tabii bu arada Katar'ı da savunmuyoruz. Onu da ben kendi adıma en azından bunu Kardeşim söyleyeyim. burada bilmiyorum, sen bir Katar sevici olarak göründün benim gözüme. Yani bana para verirlerse Katar sevebilirim ama şu anda herhangi bir ücret almadığım için Katar'a sıvayamıyorum. Sen de TikTok'taki Paki seyirciler gibi şu an para verirse konteynerde bir ay yatıp maçlara gidersin. Kesinlikle giderim. Yani burada 10 dolar günlük 10 dolara da gerek yok. Beni Katar Airways'le alsınlar Ankara'dan ve götürsünler Katar'a. Orada ücretsiz konaklama ve yemek versinler. 10 doları da ceplerine koysunlar. Hiç sorun olmaz. Diyelim Katar sponsorluğuna da buradan bir selam çakmış olduğumu ve bence dediğim gibi birinci olarak bitirecekler grubu ama Fransa tabii ki onların en büyük rakibi olacak. Abi dilersen o zaman seninle program öncesinde konuştuğumuz sıralamadan gidelim. En sona şeyi Soccer oldu. Sen çok seviyorsun takımların lakapları söylememi. Bu işte kanguruları sona bırakıyoruz. Bir mağrip ülkesine, bir oriental esintiye geçiyoruz bunu. Tunus'un ismi neymiş Sercan'cığım? Team Mağrip miyim? Kardeşim Team Mağrip değildir de en azından Kartaca aslanları falan bir şeydir yani. Biz bu ben böyle şeyleri sevdiğimi biliyorsun. O tarz şeyler her zaman, o tarz lakaplar, tarihsel şeyleri severim. Öyle Amerika'nın White Stripes'i gibi değil abi en azından. Ya Avustralya'da Soccer Rose diye. Zaten futbolu Soccer diyorlar. Benim canımı sıkıyorlar ama Tunus'un da lakabını sen anlatırken bir yandan bakarım. Sen Tunus'a başla Bir abi. bak bakalım. Yani ben de merak ettim şu anda bir lakapları var mı? Ben Tunus'un tabii çok sık izleyebildiğimiz ya da özetini daha izleyemediğimiz bir takım olduğu için hızlıca geçmeyi düşünüyorum. Fazla vakti almadan. Sana yemin ediyorum Kartaca Kartalları. Yani bak Öyle mi? bakmadım. Bakmadım. Bak sana yemin ediyorum, sana Bravo. tahmin ettim. Biz de böyle. Bravo. Hakimsin coğrafyaya. Aşrafa Hakimi diyorum kardeşim. Ama o Evet, Hakan Gürsen'e de buradan selam olsun. fast. Kütüphanelerin iki grubumuzdaki iki temsilcisi olarak Hakan Buradan ve sen. selam olsun Pepsi Bey'ine diyorum. Evet abi. Tunus, Ekvator Güneyesi, Zambiya ve Moritanya'nın bulunduğu grupta lider olarak geldi. Kuzey Afrika temsilcisi ve diğer grup liderlerinden Mali ile. Burada da Mali Türk Kala bir selam olsun. Mali ile eşleşip Bizim Mali, yemin ediyorum sen şey yapana kadar bir an bizim Mali ile eşleştiler gibi çok beynim kısa bir an devre yaptı abi. Mali ile eşleştiler ve 1-0 ve 0-0'lık deplasmanda galip gelip evlerinde berabere kalarak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Afrika takımlarından biri oldu. Tunus 6. defa Dünya Kupası'na katılacak olan Fas ve Suudi Arabistan'la birlikte en çok katılım gösteren 3 Arap ülkesinden biri. Savunma anlamında diri bir takım Tunus. 2022'de oynadığı iki resmi Mali maçında ve hazırlık maçında da gol yemedi. 3 hazırlık maçında, özür dilerim. Bunlardan iki tanesinin Şili ve Japonya karşısında olduğunu hatırlatayım. Aslında kötü maçlar oynamadılar. 16 Kasım'da Katar'da İran'la dün bir hazırlık maçı yapmışlar. Onu da son anda hazırlanırken gördüm. Onda da 2-0 galip gelmişler. Tabii net bir hazırlık maçı değil, böyle hani işte yayınların yapıldığı, böyle hani şeyde olur ya, işte Galatasaray A takımı ile B takımı maç yapar U19 Evet. falan. Yani o tatlı bir antrenman maçı gibi olmuş. Abi Eylül ayında yalnız bir Brezilya maçı var bunun için. Değişik. Ondan tabii yenildikleri için bahsetmedim. Hani güzel bir istatistikten Evet. bahsedeyim derken Evet yenildiler evet. Yani ona. Tabii o da çok normal. ölçüt sayılmaz yani, Brezilya'nın Tunus'a 5 Bir de o atması değil. maçta 2-1'den sonra kırmızı kart görüyorlar sanırım. Bir de zaten Brezilya yani turnuvada da favori olan isim takımlardan Tabii birisi. tabii. Dolayısıyla onlarla yapılan hazırlık maçı en azından istatistik verme açısından buradaki şeyi bozuyor. Çünkü başarılı hazırlık maçlarının arasında bir tane başarısız hazırlık maçı yapmışlar. O da çok normal. Takımın yıldızından söz edeyim. Tabii kuşkusuz Avrupa futbolunda da tanınırlığı bulunan forvet Vehbi Kazri. Arap ülkelerin milli takımlarının Dünya Kupası'ndaki en golcü futbolcusu 3 golle Suudi Arabistanlı Sami El Caber ve Kazri'nin de 2 golü var şu anda Dünya Kupası organizasyonunda. İki tane atarsa tarihe geçecek. Bir tane attığında eşit Aynen diyor. öyle. Önemseyeceği tabii bir istatistik mi onu bilmiyorum. Ama
yani bence önemsemesi gerekir çünkü kolay bir durum değil. En azından bir gol bulsa bile bu rekoru egale edeceği için ve aynı zamanda takımın da penaltıcısı olacak. En Abi bu güvenilen takımda da oyuncu. dediğin gibi en skor üretebilecek isim o gibi duruyor. Milli takımda bir Yusuf Mesakni var. 60 maçta 17 gol. O da O 90'lı. zaten şey biraz yani yerel bir yıldız. Evet Çok al. fazla da falan gözüken biri değil. Yani Al Duail, Es Tunis ondan önce gol atmış ama maç sayısı mesela 32 yaşına göre maç sayısı oyuncunun 300 Fazla bile bayağı. değil. Evet 300 bile değil. Öpen de bir kiralık zaman geçirmiş. Şu an Doha Arabi'de oynuyor. Orada da yani zaten senede 20 maça falan çıkıyorlar. Şimdi Avrupa'da ya Vehbi Kazri mesela lig artı kupa artı Avrupa oynadığında 40-45 maçı kafadan oynuyor. Belki 50 maça dayanıyor takımı kupada ilerlediği zaman. Kadroya da bakıyorum öyle çok bir iki genç oyuncu var. Yani burada skor üretebilecek oyuncu yani buradan fantezi oynayacakları da bir ufak şey olsun. Yani böyle bir sürpriz oyuncu arıyorlarsa dediğin gibi Avustralya maçında en azından Kazri böyle bench'ten gelebilecek bir isim olabilir. Ya bir de oyunda orta saha, onda da zaten değiniriz oyun Evet fantezi evet. çektiğim. 4,5 milyon da değeri var. Bunu ben zaten söyleyecektim orada da. Normalde de zaten takımın en bilindik oyuncusu ve yıldızı. Ayrıca penaltıcısı. Dolayısıyla ona dikkat edilmesine fayda var. İki tane genç oyuncu var. Bunları tabii çıplak gözle izlemedik televizyondan vesaire ama Enis Ben Slimani var. Brøndby'de. Evet. 10 numara gibi ama kanat forvet de oynayabiliyor. Ve bir de Hannibal Mejbri var. O da Manchester United'ın altyapısında ama Birmingham'da kiralık oynuyor ve Birmingham'da iyi bir sezon geçiriyor. Geçen sezon abi bir maçta ben sonradan oyuna girmişti. Liverpool'a yenildikleri maç hatta şimdi bakıyorum. Son dakikalarda 4-0 yenildikleri maçta bir girmişti 84'te. Yani sarı kart gördü. Sert bir oyuncu gibi gördüm. Zaten diğer oynadığı Crystal Palace maçında da sarı kartı var. Biraz da saç stiliyle Simpsons'larda bir sürekli Bart'ı öldürmeye çalışan bir adam vardı kıvırcık saçlı. Ona çok benziyor. Biraz psikopat tarzı bir oyuncu. Birmingham'da da 8 maç 11 çıkıp 4 sarı kart görmüş. Aslında 11 oynadığı maç başına ya yani 2 maçta bir sarı kart gören bir isim. Sert bir isim gibi duruyor. Yani bu takımda Tunus'u da seçtiği için Tunus için önemli bir kazanım gibi duruyor. Yani Manchester United'da ne kadar forma şansı bulur? Dediğin gibi çok sağlıklı izlemedik. Ben de geçen sene bir 5 dakika izledim yani. Yani iki futbolcunun da zaten yeri garanti değil. Çünkü genel olarak milli takımlarda daha yerel futbolcular tercih edilmiş ve daha yaş olarak da tecrübeli oyuncuları tercih ediyorlar. Ki özellikle ilerideki üçlüde 4-3 oynarlarsa göreceğiz muhtemelen. Hepsi 30 yaşın üstünde oyuncular olacak. Mısakni de dediğin gibi, Hazri de öyle. Bir daha abi Tunus Aynen. Ligi Kuzey Afrika'nın iyi liglerinden biridir. Yani orada Sahra Altı Afrika'sından siyahi oyuncular oraya transfer olur. Nijeryalı, Kamerunlu iyi oyuncular, milli oyuncular oynar işte. Böyle Afrika Şampiyonlar Ligi'nde ara ara başarılı olan ülkelerden biridir. O yüzden ya bizim ligde mesela Tunus Ligi'nden transfer yapılan bir lig. Sivas, Ankara Gücü gibi takımlar biliyorsun. Ben Seviyor o ligi. Humanes var. Katın Evet evet. Paşa'da. Sevdiğimiz bir lig ve şey yani başka tanıdık bir isime bakmaya çalıştım ama Montasar Talbi var. Rize'de oynamıştı 2 sezon. Şu an Lorient'da. Rubin Kazan'da oynamış. Şimdi Lig 1'de Lorient'da oynuyor. Ya zaten yine Fransa ve yerel lig ağırlıklı bir takım gibi duruyor herhalde kağıt üzerinde. Evet, yani Naim Silitli'nin de oynaması bekleniyor. Forvet üçlüsünden biri. O da 32 yaşında. 31-32 yaşındaki 3 tane adamla oynama ihtimalleri var. Saydığım 2 tane oyuncunun da 11 oynamasa da sonradan gireceği kesin gibi gözüküyor. Benim tahminim Tunus'un Avustralya'ya geçeceği yönünde. Avustralya'ya konuşurken de bahsederiz. Ben 3. olacaklarını düşünüyorum grupta. Avustralya'yı yenmelerini bekliyorum açıkçası. O zaman Tunus'u burada noktalıyoruz. Grubun son takımına geldik. Socceroos, Kangurular, Avustralya. Turnuvaya sürekli katılan bir takım. Eskiden Okyanusya'dan katılıyorlardı. Artık Asya kıtasından katılıyorlar. Yine de bir şey değişmedi. Tabii playofflarda onlar bir Peru'yu geçtiler. Keşke Peru onların yerine burada olsaydı diye düşünmeden edemiyorum. Kadroyu gördüm. Benim için turnuvada Katar'la birlikte herhalde en zayıf takımlardan biri. Sen inceledin abi neler düşünüyorsun Avustralya için? Valla ben de Peru-Avustralya maçının özetini izledim programı başlamadan önce. Normal süre 0-0 bitiyor ve uzatmalar dahil sadece tek ciddi pozisyon var. Onu da Peru yakalıyor. Kafa direkten dönüyor.
Erol oyuncunun kafası. Onun haricinde Avustralya'nın neredeyse ciddi bir atağı bile yok. Tek ciddi pozisyonlarını da Aziz Behiç soldan gelerek sağ ayağıyla vurduğu bir şutta yakalıyor. Yani direğin yanından gidiyor. Aziz Behiç'in ciddi bir şey yakaladığı yerde, tek pozisyon yakaladığı yerde herhalde bir hücum sıkıntısından söz edebiliriz zaten. Ona da geleceğim. Önce nasıl geldiklerini buraya ondan bahsediyorum. Aslında Avustralya zaten dediğin gibi hep gelen bir takım. Çünkü yolunda çok büyük taşlar olmuyor genelde. Asya tarafından geliyorlar onlar da tabii. Onlarla mücadele ederek geliyorlar. Bildiğin üzere işte Dünya Kupası Asya elemelerinde yaklaşık bir önceki Dünya Kupası bitiminden neredeyse bir sene sonra elemeler başlıyor. Yani 2019'un Haziran'ında Asya Dünya Kupası elemelerinin birinci turu başlıyor abi. En erken Ve başlayanlardan biri o kıt, galiba Asya kıtası abi. aynen öyle 3 sene boyunca yaklaşık eleme oluyor. Tabii ilkine katılmıyor Avustralya. İkinciden başlıyor. Onlar bile ikinciden başlamasına rağmen Eylül 2019'da ilk maçına çıkıyorlar. İkinci tur B grubunda mücadele ediyorlar. Tayvan, Nepal, Ürdün ve Kuveyt Ölüm rakipleri. grubu. Düşük tabii ki rakipler. Ve bu mücadelelerin 8'ini de galip olarak tamamlıyor ve 3. tura yükseliyorlar. 3. turda da yine AB grubu var. B grubunda kendi seviyesine yakın birkaç takım var. Burada Suudi Arabistan ve Japonya'nın oldukça gerisinde kalıyorlar. Suudi Arabistan birinci, Japonya'da ikinci oluyor. Ve 3. playoff oynuyor. Doğrudan Dünya Kupası'na katılamadılar. Onu zaten aslında Peru'yu konuşurken konuşmuştuk. Ya Playoff Okyanusya kıtasındayken de zaten abi birinci de bitirseler kıtanın zayıf bir kıta olması ve katlayısından dolayı yine playoff oynuyorlardı. aynen öyle işte. Tahiti ile falan oynayıp Dünya Kupası'na katılmaları zaten Yani biraz tabii abi. ayıp oldu herhalde. Kiribati ile falan Evet. oynayıp. Ama şey geldi aklıma bu arada. Onu da söyleyeyim de parantez içinde şimdi. Ya Yeni Zelanda geçen demiştim sana. Yeni Zelanda, Avustralya keşke bir takım olarak katılsalar diye. Hakikaten bugün baktım. Aklıma Winston Reid ile şeyde West Ham'daki Midtjylland'dan çıkan stoper. Ve forvette de Chris Wood. Gerçekten Avustralya'ya iki tane çok iyi takviye olurmuş ya. Müthiş katkı olur şu an çünkü abi Matthew Leckie var ya gözünü seveyim. En son 2015 Zaten kanat adamı yani normalde. kanat ama Kanatta oynuyor. yani ben hani bal yapmayan arı tabirini çok rahat kullanırım. Herhalde en son 6 sezon önce gol asist falan yapmış. Bundesliga 2'de Ingolstadt'ta öyle hatırlıyorum. Çünkü oyuncuya ben bir ara böyle hani neydi bu adam? Çünkü o 2018'de mi 2014'te mi? Ön plana çıkan 14'te ge performans Evet sergilemişsin. gençti o zaman ama 8 senedir hiçbir yere gitmedi kariyeri ve hatta yani daha da aşağı. Evet. Dediğimiz gibi Peru ile oynadılar ve Peru'yu penaltı atışlarında mağlup ettiler. Peru maçında 120. dakikada Avustralya teknik direktörü Graham Arnold kaleci Matty Ryan'ı oyundan aldı ve yerine yedek kaleci Andrew Redmayne'i oyuna soktu. Bu da Louis van Gaal'in Tim Krul hamlesini hatırlattı Evet biraz. evet Tabii direkt. onun biraz üçüncü kalite çakması durum oluştu tabii yıllar sonra bunu yapmasıyla. Evet. Redmayne son penaltıyı kurtardı aslında. İki tane kaçan penaltı var ama biri direkten dışarı çıkmış Peru'nun penaltısı. Diğeri niye giren kaleci kurtarıyor son penaltıyı. Yani tutmuş gibi gözüküyor. Bu işin şovu da bu zaten. Ama benim yine biliyorsun futbol klişelerinde sevmediğim bazı şeyler vardır. İşte eli olmayan ama ayağı iyiyse iyi kaleci denmesi. Ya da işte onun gibi şeyler. Bu da çok sevmediğim durumlardan biri yani 120'de kaleci değişikliği. Çünkü yapamadığında da komik duruma düşüyor bence teknik direktör. Yani Evet. sıcak bir kaleci oyundan almış oluyor aslında bir yandan da. Ama işte bazı Tabii kaleciler penaltı kalecisi ya abi. Çizgi kalecisi diyebileceğim. Bir de kalecilerin şu ayağını çizgiye basma olayı beni mesela canımı sıkıyor. Çünkü tabii ki çok öne atlayıp avantaj sağlayabilirler ama zaten çok dezavantajlılar penaltıda. Bazı kaleciler yani şöyle düşün. O eleme maçı 120 dakika çok iki tarafında atağının olmadığı bir maçta belki mantıklı olabilir bir taraftan ama ben de teknik direktör olsam ya da taraftar olsam çok sıcak bakacağım bir şey değil. Çünkü maçı baştan sona yaşayan kaleci mi yedek kulübesinde sadece bir şey için giren mi? Yani bu bir kez iki kez tuttu diye sürekli sıcak bir altın formül değil elbette. yani evet ben çok biraz şov olarak görüyorum açıkçası yani tutmayınca rezil olmuyorlar genelde tutunca kahraman oluyorlar bu da beni
biraz geriyor yani, sevmediğim bir durum. Bunlar dediğim gibi ehemmiyet vermediğim şeyler. Hücum hattında senin de bahsetmiş olduğun gibi bilhassa santrafor bölgesinde çok sorumlular. Japonya 2. liginde bir oyuncuları var. Yani Japonya 2. liginde olan bir adam baya baya denenmiş son maçlarda, hazırlık Evet. maçlarında. Gerçekten büyük sıkıntılar. Takımın yıldızı hepimizin tahmin edeceği gibi Aaron Mooy. Yani özellikle takımın defanstan çıkıp hücuma çıktığı toplarda yönlendirme yeteneğiyle Avustralya'yı rahatlatmaya çalışacaktır baskılardan. X faktör olarak da ben Bosna Hersek asıllı ofansif orta saha Aydın Hrušić'i görüyorum açıkçası. Takımın hücum bölgesindeki en teknik, oyun zekası en yüksek oyuncu olarak gözüküyor. Zayıf Avustralya hücumunun öne çıkan isimlerinden biri olma ihtimali var. Ama dediğin gibi ve dediğim gibi Avustralya'nın hücumda çok bir varlık gösteremeyebilme ihtimali Hı. yüksek. Avermobil de var. Kasımpaşa'da sanırım kısa bir kiralık dönemi oldu. Evet. Midtjylland'da Pione Sisto'nun yerine alınmıştı. Onun muadiliydi. Ama Evet. orada da yeterli çıkış yapamadı. Aslında Yani yetenekli bir oyuncu bence. çok ortalama bir Ama performans sergilemiş. Zaten 95'te artık 27 yaşında da gelmiş. Milli takımda da 29 kez oynamış. Demek ki milli takım performansı da çünkü bu yaşta bir oyuncu için abi zaten kadroya bakıyorum. Matthew Ryan, Aziz Behiç, işte Hrušić'ten bahsettim. Sen bildiğim bir oyuncu olduğunu söylemem çok zor. Belki Jackson Irvine diyeceğim. O da Sampaoli oyuncusu. Aaron Moy var, Mabil var, Leki var. 6 tane oyun. Yani 11 tane üst düzeyi geçtim. 11 tane yani eski kupalarda böyle bir Avustralya yoktu. Tim Cahill'ler. Lekiv vardı en başta. Evet. Premier Lig'de stoperleri falan olurdu bu takım. Bir de Evet. Hırvat, Sırp çok asıllı oraya göçmen ailelerin çocukları var ya. Bakıyorum Vukovic, Karacic ve Hrušić gibi. Demek ki onlardan da iyi oyuncu çıkmamış. 3 tane oyuncu görünüyor. Evet, Aziz Beyç var bizden işte. İşte Aziz Behiç. İlginç bir. O da şu an İskoçya'nın. Yıldızlarından Aziz Beyç. Evet abi yani Yani herhalde bence Tunus eşek değilse Avustralya'nın altında kalmamalı, ama abi yine de Avustralyalı. Avustralya'nın tabii Dünya Kupası deneyimi de azımsanmayacak kadar fazla. Dolayısıyla ya yani ben Tunus'u üçüncü olması gerektiğini düşünüyorum, ama bir şansa gol bulup bir kapanırlarsa falan Tunus'u altlarına bile alabilirler bence. Zaten bir sonraki Dünya Kupası biliyorsun. Bu son 32 takımın Dünya Kupası. O işin de iyice boku çıktı. Çok net söyleyeyim. Amerika'da 48 takım galiba olacak. Orada en iyi üçüncüler falan saçma sapan hesaplar olmuş. Hani ölmez sağ kalırsak o günleri görürsek. Aziz Beyşe de Avustralyalı Sakıp Aytaç'tı. Evet. Yani Benim D grubu ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. abi ağzına sağlık. Zaten tahmini de yaptım. Bir Danimarka, Tamam. iki Fransa, üç Tunus, dört Avustralya. Ben de sana katılıyorum. Sadece Fransa'nın orada belki bir 51'e 49 Fransa'dayım. O da kadro kağıt üzerinde çok iyi ama ilk maç Avustralya'da çok ölçüt değil. İkinci maçta belli olacak onların. Çünkü orada C grubunda Fransa'nın ikinci olup Arjantin'i tekme durumu var ve erken veda edebilirler kupaya. O yüzden grup birinciliği burada kritik. O maç güzel olur. O taraftan çünkü grubu birinci bitirirse Polonya bence gelir. Orada çünkü Meksika ve Suudi Arabistan var. Meksika'yı da ben son yıllarda gördüğüm en zayıf Meksikalardan Ya biri. Meksika zayıf, ama ben Polonya'yı da pek tutmuyorum ya. Valla Polonya bence daha tecrübeli bir takım. Lewandowski'nin Dünya Kupası golü yokmuş henüz. Bakalım ilkini atar herhalde. O da çok ilginç. Yani Tabii milli takım. atacaktır mutlaka, ama yine de Evet. o performans yetmeyebilir ona belki. Evet, buradaki eşleşmeden sonra onların A ve B gruplarından gelen takımlarla çeyrek final durumları var. Orada da zaten abi bir Hollanda ve İngiltere görünüyor. O yüzden bu yolda yani birinci olmak bu grup birinciliği Danimarka'yı da çeyrek final adayı yapabilir direkt olarak. Bazı tahminlerde bir tane Sky Sports'un raporunu gördüm. İran'ı gruptan çıkarmışlar. Öyle bir şey olacağını ben sanmıyorum. Çünkü İran gerçekten zayıf. Yani ABD'yi çok şey yaptım da ben. Bir grupta da mesela Senegal'i çıkarmışlar. Tamam, Senegal'in çıkması normal. Çünkü Ekvador'u geçmesini tahmin ediyorsun ama İran'ı çıkarmışlar falan. Biraz komik geldi. Öyle bir rapora rastladım. Değinmek istedim. Abi tekrardan dediğim gibi ağzını sağlık D grubu için. Artık Zurna'nın zırt deliği H grubunda turnuva devam ederken son grup onu da bana atadılar. Orada moderasyon sen de yorum ben de orayı konuşuruz. Sonrasında zaten turnuva devam edecek. İçeriklerimiz devam edecek. Bu grubu burada noktalayalım. Evet. Senin de ağzına sağlık. Teşekkür ederiz dinleyenlere de.
Eyvallah. D grubunu burada noktalıyoruz. Geçiş oyunu Dünya Kupası grup programında. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.